Selam, ben öğretmen Zeynep. Bugünkü dersimiz 3. sınıf, Unit 3, saatin okunuşu. Saati nasıl, okunuşu nasıl? Tamam. Şimdi sizlere öğreteceğim. Şimdi bir elimdeki duvar saati. Bu nasıl okunacak? Tamam, şimdi burada kaç sayı var? 1'den 12'ye kadar sayı var. Tamam mı? Burada 5 dakika. 1, burada oluyor 10 dakika. 3'te oluyor 15 dakika. Ve 4'te oluyor 20 dakika. 5'te oluyor 25 dakika. 6'ya gelince oluyor 30 dakika. 7'ye gelince oluyor 35 dakika. 8'e 40. 9 üzerine gelirse 45. 10 üzerine 50. 11, 55. Buraya gelirse 1 saat tamam bitiriyor. 1 saat kaç dakikadır? 60 dakikadır. Tamam, şimdi sizlere bir saatin resmini çekiyorum. Öyle. Burada bunlar var. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Şimdi bunların iki tane öyle. Tamam. Öyle. Birisi uzun, bir parmağısı kısa. Tamam. Şimdi buna ne denir? Buna ne denir? Buna söylenir yelkovan. Yelkovan. Tamam. Buna ne denir? Kısaya akrep. Akrep söylenir kısaya ve uzun pervanesine yelkovan söylenir. Yelkovan, akrep. Gelelim bakalım akrebin manasına, yelkovan manası ne? Tamam. Şimdi akrep bir saatte 1 sayıdan 1 sayıya hareket eder. Tamam. 1 sayıdan başka bir sayıya hareket eder. 1 saatte. 1 saat kaç dakikadır? 1 saat 60. 1 saat kaç dakikadır? 1 saat 60 dakikadır. 60 dakika. Tamam. 1 saat kaç dakika? 1 saat 60 dakika. 1 saatte akrep kısa olan bir sayıdan başka bir sayıya hareket eder. Tamam. Şimdi bakalım 1 saat 60 dakika doğru mu yoksa hayır? Tamam. Şimdi burada kaç dakika var? 5 dakika. 10 dakika. 15 dakika. 20 dakika. 25 dakika. 30 dakika.
35 dakika. Kırk dakika. Dokuz. 45 dakika olur. 50 dakika. 55 dakika. 11 de olur. Ve 55 burada 60 dakika oluyor. 60 dakika. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. Bir saat 60 dakika. Tamam. Şimdi bu kısaya ne söyledik? Akrep. Akrep. Bir saatte bir sayıdan başka bir sayıya hareket eder. Tamam. Şimdi yelkovanın manasını bilelim. Yelkovan yelkovan nedir? Bir dakikada yelkovan bir işaretten değer bir işarete hareket eder. Tamam. Şimdi burada biz ne resmini çizdik? Saat resmi. Söyledik. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. Tamam. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. Bunun iç parmağınız var. Bir uzun bir kısa. Kısaya akrep denilir. Bir saatte bir sayıdan başka bir sayıya hareket eder. Ama yelkovan bir dakikada yelkovan bir işaretten diğer bir işarete hareket eder. Tamam. Şimdi bu saat nasıl okunur? Okunuşu size öğreteceğim şimdi. Şimdi saat 12 ve 10 dakika. 12 ve 10 dakika. Şimdi bu saati değiştiriyorum. Saat 1. Tamam. Öyle söylüyoruz. Saat 1 ve 15 dakika öyle okuluyor. Ve bir okunması daha var. Saat 2'ye 45 dakika kala. Saat 2'ye 45 dakika kala. Nereden bildik biz 45 dakika kalmış? Şimdi burada 15 15 5 10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Saat 2'ye 45 dakika kala. Tamam. Tamam. Şimdi burada saat kaç? Saat 12, 12 ve 15 dakika. Tamam. Eğer bizlere söylerse kendisini bu resmi çekmiş. Okunuşu bunun. Saat 1 ve 42 dakika. Yoksa okunur saat 2'ye 18 dakika kala. Tamam. Tamam. Şimdi burada bize vermiş. 3 40 dakika. Şimdi saat çiziyorum burada. On iki, bir, iki, üç, dört, beş,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saat uç. Uç hangisidir? Akrep. Kısa olanı buraya çekiyorum. Öyle. Tamam. 40 dakika. Uzun hangisidir? Yelkovan. 40 dakika. Hangisi 40 dakika söyledik? 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tamam mı? Şimdi uzunu böyle buraya çekiyorum. Öyle, tamam. Şimdi bunu nasıl yazılır? Saat 3. Saat 3 ve 40 dakika. Ve yerine öyle diye yazılıyor. Yerine saat 4'e saat 4'e 4'e kaç kalmış 4'e uğraşmak için? 5 10 15 20 4'e 20 kala. 20 dakika kala. 20 dakika. Bu dersin sonuna geldik. Teşekkürler.